Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çektirme yöntemine göre ağartma ve boyama reçetesi hesaplarını size anlatmaya çalışacağım. Konu başlığımızı yazalım. Çektirme yöntemine göre ağartma ve boyama. Reçete hesaplama. Reçete hesaplamaya geçmeden önce dikkat edeceğimiz birkaç husus var. Onları belirtmek istiyorum. Birinci hususumuz yüzde olarak verilen ifadeyi kumaş ağırlığı üzerinden hesaplıyoruz. İkinci hususumuz gram bölü litre veya mililitre bölü litre olarak verilen ifadeyi banyo miktarı üzerinden hesaplıyoruz. Bu hesaplarımızı yaparken aynı zamanda 1 kilogramın 1000 grama ve 1 litrenin ise 1000 mililitreye eşit olduğunu her zaman hatırlayalım. Son olarak dikkat etmemiz gereken nokta kilogram olarak verilmiş olan ifadenin karşılığında mutlaka litre yazmak durumundayız. Gram olarak verilmiş olan ifadenin karşılığında ise mutlaka mililitre yazmak durumundayız. Şimdi gelelim bu verilen bilgiler ışığında örnek bir ağartma reçetesi yapalım. Örnek ağartma reçetesi. Bir reçetemizde öncelikle banyo oranı olmak durumunda. Diyelim ki banyo oranımız 1'e 10 olsun. Kumaş ağırlığı, kumaşımızı ne kadar kumaş kullanacağız? Diyelim ki işletme şartlarında yapıyoruz bu çalışmamızı. 50 kilogram kumaşımız olsun. Ağartmamız peroksit ağartması olsun. Hidrojen peroksidi %5'ten vermiş olalım. Sodyum hidroksit 3 gram bölü litreden verelim. Silikat kullanmak istiyorsak silikatımızı 2 gram bölü litreden verelim. Islatıcı 1 mililitre bölü litreden verelim. Son olarak asetik asit 0,25 mililitre bölü litreden verelim. Burada kullandığımız kimyasalların görevlerini hızlıca bir söyleyecek olursak hidrojen peroksit ağartma ana maddesi, sodyum hidroksit temizleme maddesi ve aynı zamanda çalışma ortamının pH'ini ayarlayıcı madde ki ağartma pH'imiz hidrojen peroksitte ağartma pH'imiz 10-12 civarında. Silikatımız hidrojen peroksidin etki gücünü artırıyor ve özellikle hidrojen peroksit ısı artımına karşı dayanıksız bir madde olduğu için hidrojen peroksitin parçalanmasını da önüne geçmiş oluyor. Islatıcı kumaşımızın hızlı ve düzgün bir şekilde ıslanmasını sağlıyoruz. Asetik asidi ise çalışma ortamında sodyum hidroksit gibi bir baz kullandığımız için çalışma sonrasında bu bazın uzaklaştırılması gerekiyor. Asetik asit de nötralize işlemler için kullanacağız. Şimdi gelelim önce banyo oranı ve kumaş verilerini ele alarak bu ağartmamızda ne kadar bir su miktarıyla çalışacağımızı bulalım. 1'e 10. 1'e 10 neydi? Onu bir açıklamaya çalışalım. 1'e 10 şu demek arkadaşlar. 1 kilogram kumaşa 10 litre
su kullanılırsa, bakınız az önce de belirtmiştik kilogram ve litre. 1 kilogram kumaşa 10 litre su kullanılırsa bizim kumaşımızın ağırlığı ne kadar? 50 kilogram. 50 kilogram kumaşa x litre su kullanırız diyoruz. İçler dışlar çarpımından bir doğru orantı işlemi uygulayacak olursak, neydi doğru orantı matematikte? Verilerden biri artarken diğeri de artıyorsa biz buna doğru orantı diyorduk. X eşittir 10 litre çarpı 50 kilogram bölü 1 kilogram. Kilogramlar birbirini götürecektir. X eşittir 10 çarpı 50 ne yapar arkadaşlar? 500 yapar. Geriye ne kaldı? Sadece litremiz kaldı. Demek ki biz bu çalışmada 500 litrelik bir banyo miktarıyla ağırtma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Gelelim bu banyo miktarı üzerinden neler hesaplıyorduk? Onlara bir bakalım. Şimdi demiştik ki gram bölü litre veya mililitre bölü litre olarak verilen ifadeleri banyo miktarı üzerinden hesaplarız demiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Sodyum hidroksit reçetemizde ne diyordu arkadaşlar? 3 gram bölü litre olarak verilmişti. 3 gram bölü litre ne demek? Önce bunun bir açılımını yapıyoruz. 3 gram sodyum hidroksit 1 litrede bulunursa x gram sodyum hidroksit banyo miktarımız ne kadardı arkadaşlar? Hatırlayalım. 500 litreydi. 500 litrede bulunur diyoruz. Yine bir doğru orantı var. İçler dışlar çarpımından x eşittir 500 litre çarpı 3 gram bölü 1 litre. Litreler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 ile 500'ü çarparsak 1500 gram. O da eşittir 1,5 kilogram. Demek ki bizim bu çalışmada kullanacağımız soda miktarı 1,5 kilogram imiş. Gelelim ıslatıcı hesabına. Islatıcıda ise ne demişti arkadaşlar? Islatıcı ise 1 mililitre bölü litre demiş olarak verilmişti. Biz bunu sodyum hidroksit hesapladığımız yöntemden farklı bir şekilde de hesaplayabiliriz. 1 mililitre ıslatıcı litreyi mililitreye çevirelim. 1000 mililitrede bulunursa x mililitre ıslatıcı bakınız 500 litre. 500 litre kaç mililitre eşit arkadaşlar? 3 tane sıfır koyacağız. Evet, 500 bin litreye eşitmiş. Pardon, 500 bin mililitreye eşitmiş. Litrede bulunur. İçler dışlar çarpımından x eşittir 500 bin mililitre çarpı 1 mililitre bölü 1000 mililitre. Mililitreler birbirini götürdü ve 3 tane sıfır da birbirini götürecektir. Geriye ne kalacaktır arkadaşlar? 500 ama birimine hemen bakınız burada 1 litreyi görüyoruz. 1 milimi görüyoruz ve mililitre. Evet. Demek ki 500 mililitrede ne kadar eşitmiş arkadaşlar? 0,5 litre eşitmiş. Biz bu çalışmada demek ki 0,5 litrelik bir ıslatıcıya ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde asetik asit
değerini de 0,25 pardon mililitre bölü litre olarak bize vermişti. 0,25 mililitre asetik asit 1 litrede bulunursa x mililitre asetik asit 500 litrede bulunur diyoruz. Yine içler dışlar çarpımı söz konusu. X eşittir 500 litre çarpı 0,25 mililitre bölü 1 litre. Litreleri hemen götürüyor arkadaşlar birbirine. X eşittir 500 ile 0,25'i çarpacağız. Bir sayı 0,25'e çarpmak demek, o sayıyı 4'e bölmek demek. 500'ü 4'e böldüğümüzde 125 birimimizde arkadaşlar mililitre. Demek ki asetik asit nötralize işlemlerinde kullanmak durumundaymışız. Şimdi buraya kadar yaptığımız hesaplamalara bir bakacak olursak, bir tekrarlayacak olursak, bize sodyum hidroksit vermişti 3 gram bölü litreden. 3 gram sodyum hidroksit 1 litrede bulunursa x gram sodyum hidroksit 500 mililitrede bulunur diyoruz ve hesabımızı 1500 kilogram sodyum hidroksit olarak bulmuştuk. Islatıcı 1 mililitre bölü litre olarak vermiştir reçetemizde. 1 mililitre ıslatıcı 1 litrede bulunursa x mililitre ıslatıcı 500 mililitrede bulunur. Buradan da ıslatıcıyı biz 500 mililitre olarak bulmuştuk arkadaşlar. 500 mililitrenin de 0,5 litreye eşit olduğunu ifade ediyoruz. Asetik asite baktığımızda 0,25 mililitre bölü litre olarak bize vermişti. 0,25 mililitre asetik asitimiz 1 litrede bulunuyorsa x mililitre asetik asitimiz 500 litrede bulunur diyoruz. Ve doğru orantı yoluyla kullanacağımız asetik asit miktarında 125 mililitre olduğunu ifade ediyoruz. Hesaplamadığımız ne kaldı arkadaşlar geriye? Hesaplamadığımız geriye sadece hidrojen peroksit kaldı. Hidrojen peroksiti bize neyden vermişti? %5'ten vermişti. Ve biz ne demiştik arkadaşlar? Yüzde olarak verilen ifadeyi biz kumaş ağırlığı üzerinden yapıyorduk. Kumaş ağırlığı. Yüzdeyi açıyoruz. Yüzde ne demek? Yüzde şu demek arkadaşlar. 100 kilogram kumaşa 5 kilogram hidrojen peroksit kullanırsak bizim kumaşımızın ağırlığı ne kadardı? Hatırladık mı? 50 kilogramdı. 50 kilogram kumaşa x kilogram hidrojen peroksit kullanırız. Yine doğru orantı var. Bakınız hep bu tür işlemlerde doğru orantı yöntemini kullanıyoruz. X eşittir 50 kilogram çarpı 5 kilogram bölü 100 kilogram. O da eşittir. Sıfırlar birbirini götürdü. 25 kilogram bölü 10 kilogram. Bakınız kilogramları da götürelim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 2,5 kilogram, x'in ifadesi de kilogram olduğu için 2,5 kilogram hidrojen peroksit ile bu artmayı yapmak durumundaymışız. Özellikle burada dikkat edeceğimiz demek ki iki tane temel husus var. Bir gram bölü litre, mililitre bölü litre olarak verilen ifadeyi banyo miktarı üzerinden, iki ekranda da gördüğünüz üzere yüzde olarak verilen ifadeyi kumaş ağırlığı üzerinden hesaplamamız. Gelin bir boyama reçetesi yapalım. Boyama reçetesi diyelim. Banyo oranımız 1'e 10 olsun.
Kumaşımız laboratuvar koşullarında yapalım bu boyamayı da. Kumaşımız arkadaşlar 20 gram olsun. Boyar madde olarak da Eversol Yellow X'i kullanalım. Bundan da %0,5 alalım. Bu boyamada reaktif boyama olduğu için tuz ve soda ihtiyacımız var. Tuzu yine boyar maddenin renk şiddetine bağlı olarak tuzu 20 gram bölü litre alalım. Sodayı 10 gram bölü litre alalım ve ıslatıcı da 1 mililitre bölü litre. Asetik asitimiz yine bakınız burada da soda kullandık baz olarak. Nötralize işlem için asetik asitimiz de yine 0,25 mililitre bölü litre olsun. Öncelikle yapacağımız işlem neydi arkadaşlar? Öncelikle banyo miktarımızı bulmak. Yani bu boyamada ne kadar suya ihtiyacımız var bunu bulmak. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bir bakalım. Evet. Banyo miktarımız 1'e 10'du. Ama burada dikkat edeceğimiz nokta kumaşımızın ağırlığını gram verdiği için biz de kullanacağımız birimleri gram tarzında ele almak durumundayız. 1 gram kumaşa 10 mililitre su kullanırsak ne demiştik? Kilogramla litreyi eşleştiriyoruz. Gramla da mililitreyi eşleştiriyoruz. Kumaşımızın ağırlığı ne kadardı? 20 gram. 20 gram kumaşa x mililitre su kullanırız diyoruz. Buradan x eşittir. Yine içler dışlar çarpımı. 20 gram çarpı 10 mililitre bölü 1 gram. Gramlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 20 çarpı 10. 200 mililitre. 200 mililitre ne bizim için? Banyo miktarımız. Demek ki bu kumaşı boyayabilmemiz için 200 mililitrelik bir banyo miktarına ihtiyaç duyuyormuşuz. Boyar maddeyi hesaplayalım. Bizden ne demişti arkadaşlar? Boyar maddemiz Eversol Yellow X demiştik. Ve boyar maddemizin renk şiddeti %0,5 olarak vermiştir reçetede. Yüzde olarak verilen ifadeyi nereden hesaplıyorduk? Kumaş ağırlığından. Değil mi? Evet, hesaplayalım. Yüzdeyi açıyoruz. Bakınız burada kumaşımız ne kadar arkadaşlar? 20 gram. O zaman burada %0,5'te gram cinsinden yazmak durumundayız. 100 gram kumaşa 5 gram boyar madde kullanırsak 20 gram kumaşa 20 gram kumaşa x gram boyar madde kullanırız. Yine içler dışları yapalım. 20 gram çarpı 5 gram bölü 100 gram. Gramlar gitti. 20 ile 5'i çarpalım. Kaç yapar? 100 yapar. 100 gram bölü 100. %100'ü bölersek 1 yapar. Demek ki burada kullanacağımız boyar madde de 1 grammış arkadaşlar. Boyar maddeyi 1 gram olarak bulduk. Gelelim bu boyamada diğer kullanacağımız kimyasalları hesaplamaya. Tuz vermişti bize. Renk şiddetine bağlı olarak tuzumuz da 20 gram bölü litre olarak almıştık. 20 gram bölü litreyi açıyoruz arkadaşlar. 20 gram tuz 1 litrede kullanılırsa x gram tuz banyo miktarımız ne kadardı arkadaşlar? Banyo miktarımız 200 mililitreydi. Ne yapacağız? Ben buraya 200 mililitre yazarsam o zaman olmaz. Mililitre ile litre alt alta geldi. Demek ki reçete hesabında bir diğer dikkat edeceğimiz nokta da alt alta yazmış olduğumuz birimler aynı türden olacak arkadaşlar. Bakar mısınız? Gram gram, mililitre mililitre, gram gram, gram gram hepsi aynı. Dolayısıyla biz burada litre demişsek
litreyi dönüştürme işlemi yapmak durumundayız. 200 mililitreyi 1000'e böleceğiz. Ne yapar arkadaşlar? 0,2 litre yapar. Ha, o zaman ben buraya ne yazacakmışım? 0,2 litre yazacakmışım. X gram tuz 0,2 litrede bulunur diyorum. İçler dışlar çarpımından x eşittir 20 çarpı 0,2 bölü 1. Bakınız 20 gram 1 litre 0,2 litre. Litreler gitti. Geriye sadece gram kaldı. 20 ile 0,2'yi çarpacağız. 22 ile 20 ile 0,2'yi çarptığımızda arkadaşlar kaç yapar? 4 yapar. 4 gram tuz kullanacakmışız. Hemen yan sayfada da sodayı yapalım. Sodayı ne vermişti bize? Sodayı yine renk şiddetimize bağlı olarak demişti ki 10 gram bölü litre vermişti. Aynı tuzda olduğu gibi soda miktarını da aynı şekilde yapıyoruz. 10 gram tuz, yanlış oldu. 10 gram soda, hatta bunu da mililitreli yapalım. 10 gram soda 1000 mililitrede bulunursa x gram soda 200 mililitrede bulunur. Bakınız mililitre, mililitre, gram, gram. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. X eşittir 10 çarpı 200 bölü 1000. Artık değerleri de yazmayacağım. Birimleri de yazmayacağım. Hesaplama işlemi yapıyoruz. 2 sıfır buradan gitti. 1 sıfır da buradan gitti. Demek ki geriye ne kalmış arkadaşlar? 1 kalmış. 1 gram. X'in karşılığını X'te ne, yanında ne yazıyor arkadaşlar? Gram yazıyor. Demek ki birim gram. X gram soda kullan, pardon 1 gram soda kullanacakmışız. Islatıcı istemişti bizden. Islatıcı. Islatıcımızı 1 mililitre bölü litre vermişti. 1 mililitre ıslatıcı 1 litrede bulunursa x mililitre ıslatıcı 0,2 litrede bulunur diyoruz. X eşittir 1 çarpı 0,2 bölü 1, o da eşittir 0,2 birimle arkadaşlar, pardon, birimle mililitre. 0,2 mililitre ıslatıcı kullanıyormuşuz. Son olarak asetik asit istemişti bizden. Ne kadar istemişti? 0,25 mililitre bölü litre istemişti. Hemen yapalım. 0,25 mililitre asetik asit 1 litrede bulunursa x mililitre asetik asit 0,2 litrede bulunur. X eşittir 0,25 çarpı 0,2 bölü 1. Buradan da hesap makinesi yardımıyla 0,25 çarpı 0,2 eşittir 0,05 mililitre. Demek ki asetik asit kullanacakmışız. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar, ama yine dersi bir sonlandırmadan baştan itibaren bir genel tekrar yapacak olursak, evet, özellikle burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Özellikle burada yüzde olarak verilen ifadeyi kumaş ağırlığı üzerinden yapacağız. Gram bölü litre olarak ya da mililitre bölü litre olarak verilen ifadeyi banyo miktarı üzerinden hesaplayacağız. 1 kilogramın 1000 grama, 1 litrenin 1000 mililitreye eşit olduğunu mutlaka bileceğiz. Kilogram ve litre eşleştirmelerini karşılıklı yapacağız. Gram ve mililitre eşleştirmelerini karşılıklı yapacağız.
Örnek bir ağartma reçetesinde banyo oranımızı 1'e 10 vermiş. Kumaşımızı da 50 kilogram vermiş. İlk yapacağımız işlem bizim banyo miktarını bulmamız. 1 kilogram kumaşa 10 litre su kullanırsak 50 kilogram kumaşa x litre su kullanırız. Ve buradan bu çalışmada 500 litre banyo miktarıyla çalışacağımızı bulmuş oluyoruz. Ve biz 500 litreyi bulduğumuza göre gram bölü litre, mililitre bölü litre olarak verilen ifadeleri biz demek ki banyo miktarı üzerinden yapabiliyormuşuz. 3 gram sodyum hidroksit 1 litrede bulunuyorsa x gram sodyum hidroksit 500 litrede bulunur diyoruz ve sodyum hidroksit miktarını bu artma için 1,5 kilogram olduğunu görüyoruz. Islatıcı 1 mililitre bölü litre verilmiş ve biz yine ne yapacağız arkadaşlar? Banyo miktarı üzerinden kullanacağız. Ama burada biz banyo miktarımızı litre değil de mililitre almışız. Bakınız yine mililitre, 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 mililitre. 1 mililitre ıslatıcı 1000 mililitrede bulunursa x mililitre ıslatıcı 500 bin mililitrede bulunur diyoruz. Buradan içler dışlar çarpım yaptığımızda 500 mililitre buluyoruz. Yani 0,5 litreyi bulmuş oluyoruz. Asetik asidi de mililitre bölü litre olarak vermişti. Yine biz asetik asit içinde banyo miktarı üzerinden hesaplamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız yine burada litre almışız ama litre litre. Bunlara dikkat edelim. Mililitre mililitre. 0,25 mililitre asetik asit 1 litrede bulunuyorsa x mililitre asetik asit 500 litrede bulunuyor. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra asetik asit miktarında 125 mililitre olduğunu ifade ediyoruz. Eğer litreye çevirmek istiyorsak 0,125 litre olarak yazıyoruz. Gelelim hidrojen peroksite. Bakınız yüzde olarak verilmiş. Yüzde olarak verildiyse biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kumaş ağırlığı üzerinden hesaplıyoruz. 100 kilogram kumaşa 5 kilogram hidrojen peroksit kullanırız demektir buradaki %5'in açılımı. Peki bizim kumaşımız ne kadardı? 50 kilogramdı. 50 kilogram kumaşa ne kadar peroksit kullanırız? İçler dışlar çarpımından. Ne bulduk arkadaşlar? 2,5 kilogram peroksit kullanılacağını bulduk. Evet, bir boyama reçetesi verdi. Aynı mantıkla yapıyoruz. Ve yine ilk yapacağımız işlem banyo miktarını, bu boyamada kullanacağımız su miktarını bulmak. Kumaşımız 20 gram. Bunu biz işletme şartlarında değil de laboratuvar şartlarında yapıyoruz. Laboratuvar şartlarında örnekleri daha küçük almak durumundayız. Kumaşımız 20 gram. Boyar maddemiz %0,5. Tuzumuz 2 gram bölü 20 gram bölü litre. Sodamız 10 gram bölü litre. Islatıcı 1 mililitre bölü litre. Asetik asit 0,25 mililitre bölü litre. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Banyo miktarımızı buluyoruz. 1 gram kumaşa 10 mililitre su kullanırsak 20 gram kumaşa x mililitre su kullanırız diyoruz. Bakınız gram olduğu için hemen karşında mililitre yazdık. Gram olunca karşında litre ne yapmıyoruz arkadaşlar? Yazmıyoruz. Ve sonucu da mililitre olarak bulduk. Eğer çevirmek istiyorsak 200 mililitre 0,2 litreye eşittir diyoruz. Hemen buradan biz boyar maddemizi bulalım. Boyar maddemiz %0,5 olarak verilmiş. Açılım ne? 100 grama kumaşımızın aldığı gram olduğu için burayı da gram aldık. 100 grama 5 gram boyar madde kullanırsak 20 grama kaç gram boyar madde kullanırız? Kaç gram kullanılmışız arkadaşlar? 1 gram boyar madde kullanırmışız. Tuzumuzu 20 gram bölü litre olarak vermiştik. 20 gram tuz 1 litrede kullanılırsa x gram tuz 0,2 litrede kullanılır diyoruz. Bakınız alt alta gelen birimleri aynı türden yazmaya dikkat ediyoruz. X eşittir tuzumuzu 4 gram bulduk. Soda 10 gram 10 gram bölü litre olarak reçetede verilmiş. 10 gram soda 1000 mililitrede ise x gram soda 200 mililitrede bulunur diyoruz. Buradan sodayı 1 gram şeklinde buluyoruz. Islatıcı 1 mililitre bölü litre olarak vermiş. 1 mililitre ıslatıcı 1 litrede bulunursa x mililitre ıslatıcı 0,2 litrede bulunur diyoruz ve ıslatıcı 0,2 mililitre olarak buluyoruz. Asetik asit 0,25 mililitre bölü litre olarak vermiş. 0,25 mililitre asetik asit 1 litrede ise x mililitre asetik asit 0,2 litrededir diyoruz. Ve buradan asetik asiti de 0,05 mililitre olarak buluyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.